Ama tüketici konfederasyonu da bu numaralarla ilgili uyarıyor. Bakalım ne diyorlar. Sabahın 9'unda, 8'inde, evet, çok ters saatlerde aradıkları oluyor. Kapatıyorsun, tekrar bir daha arıyorlar. Devsin bir daha arıyor. Hiçbir şekilde baş edemiyoruz onlarla. Israrla ve zamansız arıyorlar. Ürün satmak için reklam yapıyorlar. 0850'li numaralardan gelen aramaların ardı arkası kesilmiyor. Her gün yüzlerce, binlerce, on binlerce insana 800'lü hatlardan bir takım rahatsız edici, hatta dolandırıcılık amaçlı mesajlar ulaşıyor, aramalar yapılıyor. Genelde kampanya söylüyorlar, bizi çekmeye çalışıyorlar. Biz bunlara söylüyoruz, lütfen aramayın. En sonunda şikayet edeceğiz ve tüketici hakem heyetlerine başvuracağız. 0850'li numaralardan gelen çağrılara yapılan şikayetler üzerine Bilgi Teknolojileri Kurumu harekete geçti. Araştırma yapıldı, rapor hazırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen raporda hat bilgilerinin düzenli olarak denetlendiği, ihlali tespit edilen işletmecilere yaptırım uygulandığı belirtildi. Ciddi firmalar o 800 hatlardan gerekmedikçe hiçbir aboneyi rahatsız etmiyorlar. BTK'nın raporunda hatların tamamı için dolandırıcılık amaçlı kullanılıyor denilemez ifadeleri yer aldı. Kişisel verilerin korunması talebiyle Ticaret Bakanlığı'na başvurulması tavsiye edildi. Dolandırıcılar ise kimi zaman su arıtma cihazı satmak için, kimi zaman da sizin aboneniz sona erdi, yeni bir abonelik yapalım şeklinde aldatmacalarla tüketicilerin mağduriyetine yol açıyorlar. Peki aranmak istemeyenler ne yapmalı? İleti yönetim sistemine girerek tüketici varsa o firmaya, arayan firmaya verdiği bir arama yetkisi ya da SMS gönderme, e-posta gönderme yetkisi o yetkileri iptal edebilir.